Atina antik çağda demokrasinin doğduğu yer olarak biliniyor. Tarihi 3000 yıldan daha eskiye dayanıyor. Şehrin adı Zeus'un kızı, bilgelik ve savunma tanrıçası Athena'dan geliyor. Antik Yunan döneminde en ihtişamlı çağlarını yaşayan Atina, Sokrates, Perikles ve Sofikles gibi düşünürlere de ev sahipliği yapmış. Atina'nın simgesi Akropolis ise yukarıda bulunan şehir anlamını taşıyor eski Yunanca'da. Atina'nın tam merkezinde ve 152 metre ile şehrin en yükseğinde. M.Ö. 530'da Akropolis'te tanrıça Athena için büyük bir tapınak inşa edilmiş. O zamana dek savunma amaçlı kullanılan Akropolis aynı zamanda kutsal bir yer halini almış. Akropolis'te hala ayakta kalabilmiş son yapı Erechtheion. Halkın Athena ve Poseidon'a tek çatı altında tapınmasını sağlamışlar bu yapıyı inşa ederek. Adını yarı insan, yarı yılan olarak tasvir edilen Kral Erechtheus'tan almış. Akropolis'in en büyük tapınağı Parthenon, dünyanın en ünlü arkeolojik kalıntılarından biri. Tanrıça Athena'ya ithafen inşa edilmiş burası da. Adı Bakire'nin tapınağı demek. M.Ö. 480'de Perslerin ele geçirmesiyle talan edilen Atina'da Akropolis de yıkımdan nasibini almış. Alandaki pek çok bina yerle bir olmuş. Ancak daha sonra Perslerle varılan anlaşmayla Atina yeni bir kalkınma hamlesi yapmış ve 40 yıl içinde Akropolis baştan aşağı yenilenmiş. Sonra ne mi olmuş? Gelin onu da başka bir yerde anlatayım. Atina, Roma döneminde de imparatorların gözdesi olmuş. Özellikle İmparator Hadrian zamanında kent inşaat reformu yaşamış. Zeus Tapınağı, bazı kamu binaları ve su kemerleri Hadrian'ın himayesinde tamamlanmış. Onun Atina'ya gelişini kutlamak içinse milattan sonra 131 yılında Hadrian Kapısı yapılmış. Bu kapının bir benzeri aynı isimle Antalya Kale içinde bulunuyor. Tüm Roma topraklarını bizzat gezerek incelemelerde ve imar faaliyetlerinde bulunan Hadrian hem Roma tarihinde hem de dünya ve medeniyet tarihinde büyük bir öneme sahip. Hadrian tahtta olduğu dönemde askeri açıdan zirvede bir Roma imparatoru olsa da güç kullanmak yerine barışçıl bir politika izlemiş ve halkın sevgisini kazanmış.